Herkese yeniden merhaba. Şöyle Smart Tycoon diye bir oyun. Smart Factory Tycoon olması gerekiyor. Şöyle, ulan ben niye yanlış yazıyorum, 2'dir. Şöyle L koyarım başına. Ha, nasıl bileceğim? Böyle aynısı. Daha yeni bir girdim. Battım da. Şimdi daha iyi olacağım. Ha. Hemen hızlıca tutorial'ını geçelim. Başlamak için tıkla. Hemen bir orada da olduğu gibi fabrika oyuncak fabrikası. Tamam. Şimdi mouse'un sağ tıkıyla ve WASD ile yönlendirebiliyormuşuz. Ondan sonra inşaat bölümünden üretim odasını şöyle seçiyormuşuz. Lan inşaat, evet, üretim odası. Tamam. Şuradan alacağız. 6'ya 6 bir oda. Kapı koy. Tamam. Tamam, böyle. Ondan sonra ikinci olarak diyor ki makine satın al diyor. Plastik enjeksiyonu ve plastik boyama diyor. Tamam. Şöyle. Daha şunları taşıyamıyor muyum? Taşı. Şöyle F ile de şey yapıyoruz. Yönünü değiştiriyoruz. Sonra diğerinden olan robot odası diyor. Robot odasında Allah Allah. Şöyle 4'e 6'ya 4 yapalım. Robot odasını şöyle şuradan da bir kapı yapalım. Şöyle yaptığımızda sonrasında diyor ki robot odasını yaptıktan sonra diyor robot odasına diyor şarj makinesi koy diyor. Bunlardan iki tane koymamız gerekiyor. İki tane alacağız çünkü. Şöyle herhangi bir sıkıntı çekmeyelim. İki tane de robot satın al diyor. Ulan. Şunu al. Oyuncak fabrikası. Evet. Bir tane daha alalım. Şöyle. Şunu mu alsak ki? Neyse bunu alalım. Birini iyi birini kötü aldık. Neyse sonrasında markete diyor gel diyor. Pigit ürününü seç diyor. Ürünü planla diyor. Şunu diyor bağla diyor. Bunu da buna bağla diyor. Sonra diyor talep 40 tane diyor. 30 şey diyor. Dayanıklılık ne kadar azsa o kadar çok kar edermişiz. Dayanıklılık ne kadar çoksa o kadar az kar edermişiz. Şöyle 10 tane yapsın. Hemen biraz şurayı hızlandıralım. Geliş sürelerini. Tamam. Ondan sonra ürünü planla soldan falan bunları aldık. Ürün seç. 10 tane dayanıklı. Burada dayanıklı söylediklerimi söylüyor. Uygulamaya hazırsın. Üretim. Ha. Sonra şöyle. Mesela şuraya şöyle tıkladık. Sağ tıkladık. İhracat bölgesi dedik. Ondan sonra şuraya şöyle tıkladık. Yok, açmayacağım. İkinciyi açmayacağım. Tamam. Ondan sonra 13. bina. Tamam, ihracat yap dedi. Yaptık. Şunla duvarları gizleyebilirsin diyor, açabilirsin diyor. Şöyle dursun. Ondan sonra diyor ki sürdürülebilirlik bir fabrika için bahçelerini ağaçlandır diyor. Ondan sonra elektrik maliyetlerini azaltmak için işte şunları kullan diyor. 300 300 iki tane versek yok. Şöyle iki tane bir 2. 3 tane ağaç alalım. Tamam. Ağaçlandırırız daha buraları. Sonrasında öğretici bölümü bitir. Şimdi bunlar yapıyor. Şöyle duvarları kaldıralım. Bunlar 10 tane yapacak şimdi. 10 tane yaptıktan sonra ha, kaç tane isterse o kadar yapıyoruz. Tamam. 1290 alacağız. Sonrasında büyük bir iş alırız.
Büyük işin büyük parası olur. Günlük gider direkt düşüyor. Hani aylık gider değil, günlük giderimiz oluyor. Ondan sonra başka. Eksi bir 5.000'e düşünce iflas ediyoruz. Bunu da dipnot olarak vereyim. Ondan sonra şöyle, teslimat dedik. Plan modu mu? Dur, bu değil aradığımız. Şurada araştırma ve geliştirme zımbırtısı var. Ayrıyeten dronlara seviye geliyor. Ondan sonra bu bizim Ar-Ge puanımız. Bu boştaki robotlar falan. Artı 50. 10. 10 ürün sattık dedik şu an. Şimdi durduralım. Market dedik. Şundan. Planla. Ama çok ucuz bu ya. 40 tane istiyor. Bunu kendimize mi yapsak? Yok, kendimize yapmıyor. Şöyle market dedik, trumpet dedik, 442, talep 23 tane. Ho ho ho, montaj falan var. Bu bize gelmez hacı. Market, ayıya bakalım. Ürünü planla deriz, dikiş makinemiz yok bizim. Onun için oyuncak ayıya devam biz hacı. 10 tane yap sen. Tamam, geldi. Bir 10 tane daha yapalım. Hızlıcana. Şuraya da sağ tıkladık. Tamam. Genel depolama olsun burası da. Böyle eksi paramız gitti. Market güncellendi diyor şu an. Aha, ördek artmış. Ördek 213 olmuş. 34 tane isteniyor ama. Dur bakalım. Yaparız ya. 10-10 yapalım şu an. Yeni bir robot olana kadar. Yeni robot alınca zaten üçlü daha hızlı yapar. O zaman 15'e 20'ye çıkarız. Hem o ara görev leveller alırlar. Bu arada biz de 50 exp almışız. Bakıyoruz bakalım ya, şöyle devam edelim. Az eğlenceli oyun gibi, böyle hyper casual oyun gibi de bilmiyorum, değişik. Hoşuma gitti yani görüntüsü şu anlık. Evet, 4 tane ayık, aman, ördek kaldı yapılacak. Evet. 3. Lan. 3 tane kaldı. Bir boyar 2 tane. Bu da boyar. Tamam. Bayağı oldu. Bir de o boyarsa tamam zaten. Hemen teslimat. Ne biçim bir robotsun oğlum sen, koyup gittim. Din, bak gene aynısını yaptı. Teslimat. Gelsin yükleyin hadi bakayım. Şunun level alması gerekiyor ya. Makineyi sat mı? Yok yok hacı. Şöyle büyütelim ya ekranı. Yukarıdan bakalım biraz. Evet. Artı 50 XP geldi. 3K oldu paramız. Biraz büyük işe girmek istiyorum şimdi, işin açığı. Şöyle ürünü planla. Talep 34 tane, 20 yapacağız. Gider 960, kar 360. 20 tane deneyeceğim ilk etapta. Yaparsak bunu zaten bayağı güzel olacak bizim adımıza. Zaten hızlı da marketin güncellemesi. Bu arada market güncellemesiymiş bu. Ben önceki oyunda yapılacak süre sandım.
sınırsız. Hani mesela paran yettikçe yapabilirsin. Mesela 10 bin tane yapabileceksin. Yaparsın gibi. Ondan sonra güzel yapın bakalım. Şuradan da izleyebiliyoruz şeyleri. Robotları. Rengi bu. Robotu sat. Albert, robotu izle. Hareket izle, operasyon izle. Bunun hareket izi sıfırmış. Zaten hareket izi dostsaymışmış. Messi olurmuş. Aman şey olurmuşmuş. Neydi? Real Madrid'de oynarmışmış. Şu 20'liği ondan sonrasında açayım ben ya. Baya çünkü konuşacak bir şey de yok şu an. Onun için. Bu arada dediğim gibi robota level geldi. Şuna. Buna hareket izi mi versek ki? Aynen buna hareket izi verelim. Sonrasında şeyler yaparız. Diğerine önceliğim operasyon olsun, yağ olsun, birlensin. Yani yapılsın bir şeyler yani. Bu arada market güncellendi, zararımıza güncellendi. 135 oldu eksi. Bizi zarara sokacaklar yani durduk yere. Ürünü planla devam edemiyoruz. Devam eden bir üretimimiz varmış çünkü. Plastik endüstrileri bunlar bayağı mesele. Dikiş ve doldurma bak. Bunlar olabilir aslında. Şöyle gelişmiş makine diyor. Makine diyor. Dikiş makinesi 750. Evet. Doldurma makinesi. Dikiş doldurma mıydı? Neydi o? Market. Şuydu. Doldurma makinesi. Yok, doldurma. Bu ne? Plastik boyama. Plastik yok. Bakalım bu doldurma. Doldurma makinesi 1350. Oo. Ha yok mu zaten? Ha yanlarında yazıyormuş bak zaten. Tamam bu da güzel. Evet son iki tane kalmış. Onları verdik mi 2700 gelecek bize. Haydi. Yapma Volkan. Yapma Volkan. Evet teslimat. Ne oldu? Bu level mi aldı? Yo. Mevcut iş yok. Yükseltme için kilidini aç. He, tamam. Burada ne diyor? Makineyi yükseltmek için kilidini aç. Okey. Bunun da Ar-Ge zımbırtısı varmış. Kablosuz şarj etme. Bak bak bu güzel olur. Bahçıvan. Bahçe giderlerinde %50 indirim uygulanır. Bu arada eksiye düştük şu an ilk defa. Burada da yazıyor zaten eksi 5000'de iflas diye. Ve 100 XP geldi ve fabrikamız birinci seviye oldu. Bir tane fabrika puanımız var. Buna 3 istiyor. Buna 5. Buna 5 istiyor. Marketing. Market tahmini. Neyse. Şimdi son bir ürün daha yaptırtalım. 175'ten diyor. Bu 120'den diyor. 47 adet. 235 XP ödeme bu kadar. Kar bu kadar. Hadi bakalım. Anam battım. Ya parayı görmedim. Vallahi görmedim. Battık muhtemelen de. Neyse. Herhangi bir şey olursa zaten ilk bölüm. Çekmem olur biter. Ve şöyle son iki tane ördeğimiz kaldı. Bu arada parasının artıp düşmesi marketle alakalı. Bir ara düştüydü. Aha artmış lan. Yani teslim et. 8500'den verelim.
4000'e yakını eksiye gidecek zaten. Ufak iş almaya bakacağım artık. Sadece şey yapacağız. Ördek. Ördek yaparak da olmaz bu işte. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Şu sıralamada 25.'yiz yani. Şuna bak. Penguins Limited şirketi bizi geçmiş yani. Kazancımız 6.000 lira. Affedersin de 6.000 lirayla olmaz böyle. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. İkinci de bildiğim halde yine aynı nick'i koydum ya, o da ayrı bir mevzu zaten. Kardeşler oyuncakçılık mesela. Güzel. Olabilirdi. Neyse bu devam etsin böyle. Yüklesinler bunlar. Sonrasında devam edelim. Evet, şu an yüklediler. Paramız alındı. XP'miz alındı. Hadi Allah'a emanet diyoruz. Markete bakıyoruz. Markette. Şu an 192'den. 192'den 40 adet. Biz 47 tane yapmayacağız. 20 tane yapacağız. Kar 2800. Hızlı hızlı. Hem level kasacağız hem şey yapacağız. Sonrasında devam. Hem eksiye düşmeyeceğiz. Karı kediye yüklemeyeceğiz yani kısacası. Devam edelim bakayım. Ve şöyle tamamlandı. Teslimat yapalım. Eksiye de düşmedik. Güzel oldu. Bir günde yaptık. Hemen şu da aktarsınlar şunlar. Artıya geçelim. 2000 lan düştü mü lan yoksa? Oha! Hep üzerime oyunlar oynanıyor. Neyse, aha iki tane level gelmiş. Ya. Buna da hız verelim. Evet, geldi 3700. Hadi görüşürüz. Market dedik. Şunu yapmamız için doldurma ve dikiş makinesi. 100 tane ürün satmışız bu arada. Yine 20 tane yapamıyoruz mu? Nasıl yapamıyoruz ya? Yirmiyi niye yapamıyoruz ki? Ya da kapasite mi? Şöyle 20 diyelim. Yok, olmuyor. Mecburen farklı makine alacağız herhalde. Onu demeye getiriyor. Dur bakalım hacı sen. İki tane makine istiyor. Montaj istasyonu. Nerede? Montaj istasyonu. Şuraya. Ondan sonra şöyle şuna geldik. 350'ymiş ürün. %60 uygula. Makineleri bağla. Evet, bağlamadık. Plastik.
Oyamalar. Bu bizi biraz yoracak gibi. Hadi bakalım uygula diyelim. Su tabancası yapıyoruz şimdi de. Bunu yapar bölümü sonlandırırız. Aha bu arada 3 oldu. Şimdi makine yükseltme. Bu da olabilirdi lan. Aha. Mission upgrade diyor. Muhtemelen yap 250 liraya. Ne yapabiliyoruz ki mesela? Yükselttik de. Bunun para yok dur dur. Şunları yapası yadar. Şu 10 tane su tabancasını yapsın bunlar. Sonrasında açayım ben. Evet şu an teslimatımızı yapıyoruz. Ve su tabancası da kalkacakmış şeyden. Şöyle marketten şöyle bakıyoruz. Şöyle bu ürünün devam eden kontrat yoksa bir sonraki döngüde yani döngü dediği 18 saat sonra şey olacakmış. Ulan kalkacakmış. Ayı da öyle. Peluş ayı. Davul seti de öyle. Roket ama kalkmayacak. O zaman roket yapıyoruz. Şöyle hemen açalım. Benim dronlarım nerede? Şuna bir hız daha verdik mi? Bayağı hızlandı bu. Ondan sonra bu yeni çıkmış peluş ayı CR diyor. Ne yapamıyoruz? 217'den güzel gitmiş de. ...300, 520. Yo. He, olabilir. Şundan yapalım. %60. 10 tane de 2000 kazanıyoruz. 10 tane yap ya. Hop. Evet, eksiye düştük yine. Lan guya bitirecektik. Neyse. Bunu da yapsın da. Bir sonraki döngüde neler gelecek bir de onlara bakalım. Ve şöyle sonuncuyu yaptılar. Hemen teslim edelim. Bu arada şansımıza fiyatı arttı. 498'e çıktı. 412'deyken almıştık. Vallahi yaparız mı bilmiyorum. Daha yeni baktığımda şöyle bir yol izleyeceğimi karar verdim. Bahçe. Güneş panelini açamıyoruz ne yazık ki. Şimdi gördük. Onun için direktman bugünkü de bu kadar olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.